Arkadaşlar merhaba. Bugün tabii ki de ukulele çalmayacağız ama boyayacağız. Hem de Van Gogh'un ünlü eseri Starry Night, yani Yıldızlı Geceleri de. İyi ki de çalmıyoruz. Tekrar merhabalar. Şimdi arkadaşlar, bunu boyayacağız ama sesini nasıl etkiler bilmiyorum. Müzik öğretmeni değil, resim öğretmeniyim çünkü ben. Ve boyamaya geçmeden önce malzemeleri söylüyorum. Akrilik boyalar kullanacağız. Guaj boya da kullanabilirsiniz. Yağlı boya da kullanabilirsiniz ama kuruması uzun süreceği için sizi biraz zorlar. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi ben bunun çalma düzenini nasıl etkiler hiçbir şekilde fikrim yok. Sadece boyamasını göstereceğim size. Yıldızlı geceler boyayacağız. Bunun için ilk önce yıldızlı gecelerin vektörel halini buldum. Onu çizeceğiz. Sonrasında boyamaya geçeceğiz. Evet, ben çizimimi yaptım. Muhtemelen göremeyeceksiniz ama vektörel olarak aratırsanız, yıldızlı geceler vektörel diye aratırsanız örneklerine rastlarsınız. Bunu bu şekilde çizdikten sonra boyamaya daha rahat geçebilirsiniz. Bu arada palette de kullanacağım renkleri sıktım. Boyamaya başlıyorum. Van Gogh'un önemli olan fırça darbeleri arkadaşlar. Fırça darbelerini güzel yaptığınız zaman hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Arkadaşlar, Van Gogh'un en önemli özelliklerinden biri fırça darbeleri. Az önce de bahsetmiştim. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Videoda izlediniz ama kısaca anlatmak istiyorum. İlk önce ben rengarenk boyalarımı sıktım. Boyanın her tonunu. Sonrasında da hatta onları birbirine karıştırdım. Paletim şu an bu halde. Yaparken ise fırçanızı renk renk alıp ilk önce alt tonu oluşturuyorsunuz. Alt tonunuz mavinin hangi tonu olacak? Burada daha açık tonlar kullanırken burada biraz daha koyu tonlar kullandım. Sonra üzerine, mavinin üzerine yeşillerini, sarılarını, tabii ki bir Van Gogh değiliz ama onun olduğu gibi yapmaya çalıştım. Burada gördüğünüz ay vesaire, işte ışık hüzmeleri diyelim. Onlar ise sarıları kullandık. Sarılarda da dikkat etmeniz gereken en önemli özellik fırçanın yönü. Hangi yönde ilerleyeceğiniz. Şuradaki rüzgar görüntüsünü elde etmek için de fırçanın yönünü ona göre ayarlıyorsunuz. Mesela nasıl anlatabilirim? Burada bu şekilde ilerlerken burada daha düz ilerliyoruz. Şu yıldızlar kısmında ise daha yuvarlak halkalar ekleyerek devam edebilirsiniz. Bu kadar. Bazı taşırdığınız yerler olabilir. Onları akrilik boyayı en güzel ama döktüğünüz anda en güzel çıkartan şey aseton. Asetonla silebilirsiniz. Bizim burada tellerimiz de birazcık Van Gogh tarzı oldu. Onları da ıslak mendille asetonla silebilirsiniz. Şimdi en son bir işlemimiz kaldı. O da vernikleme işlemi. Benim elimde bunlar, bu ikisi var. Şu biraz kötü kokuyor. O yüzden bunu kullanacağım.
Sadece fırçanızı sürmeniz yeterli olacak. Bittikten sonra tekrar görüşürüz. Vernikleme işlemimiz bitti. Yalnız size şunu söyleyeceğim. Bu ukulele vernikli gelmişti. Biz bunun üzerine multi surface boya kullandık. Normal akrilik boyalarla yaptığınız zaman zımpara işlemini yapmanız gerekiyor. Cilayı ilk önce atmanız gerekiyor ukulelenin üzerinden. Sonra boyarsanız ham ahşabın üzerine daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Multi surface kullandım çünkü o her yüzeye uygulanabilen bir boya. Sizler dediğim gibi eğer elinizde bu yoksa, normal akrilik boyanız varsa ilk önce zımparanızı yapın lütfen. En sonunda da ben su bazlı vernik kullandım. Böyle elimde mat bir vernik de vardı ama dediğim gibi bunu kullandım. Herkese kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.